Başlattın mı? Başlattım. Merhabalar Ruh Fakirler kanalına hoş geldiniz. Biz bugün fakiriz sizler. Ama yani airfry almışız. Aynen. Ben anlamadım bu kanalın mottosunu. Aynen. Arkadaşlar. Sadece ruhumuz fakir galiba. Yok. Yani şu ara biz tabii geç kaldık almaktan. Şu ara şey değil. O kadar fakiriz ki airfry şeyi bittikten sonra. Aynen. Sezon bittikten sonra indirimde dedik kaldık. Dedik ki ucuz olur dedik ama ilk çıktığında airfry 1000 liraydı. Bunu 2500'e aldık galiba. 2500. O zaman yani. Alsaydık en azından belki şu ana kadar YouTube'a attığımız videolarda airfry parası çıkardı. Aynen. O zaman 2500 lira çıkacak mı? Bu ne bu? Yaklaştıralım. 3,5 litreymiş bu. 3,5 kilo mu litre? Litreymiş. Yani bu airfry anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama yani niye bu inceleme videosu çekiyoruz ki? Yani inceleyelim be. Yani bir biz kalmıştık olur. İncelemeye. Aynen. Aynen. Bir tamam. Biz atmadık. Olmazsak olmadı. Yok var açalım. Şimdi arkadaşlar belki görmüşsünüzdür. Bu ara birazcık airfryerlerle ilgili işte yok zararlı, yok ya üstten atıyor diye tartışmalı konular mevcut. Kardeşim temiz tutun ürünü önce. Aynen temiz tutun ama ya, olabilir yani ben inanıyorum açıkçası. İnanıyorsak niye aldı derdim ben parayı ne dedim? İşte bizde olmasın mı? Yani ben de açıkçası o şeyler bana da mantıklı geliyor. Gerçekten mantıklı geliyor ve airfryer mi aldı bunu bize? Evet. Bakalım. İlk ekonomisi ne kötüye gider? Gider tabii. Gider tabii arkadaşlar yani. Gerekli mi? Gerekli miydi bizim için? Değildi. Ama neden aldık? Aldık yani. Bu mu yani? Evet. Yok demesinler bir almış. Yok şimdi... demesin. Benim de mutfağımın köşesinde görünmesin mi? Hayır. Soru atmayayım ben arkamdan. Şey fotoğraf çekmeye çalışırken arkadan... Bir şeyde bir ne derler ona buna? Kullanım kılavuzu var. Bu ne? İngilizcesini bulursa bakıyorum. Bu da ne? Oo bak İngilizcesini olursak. Tamam, bunu sonrasında ürünleri kullanırken okuyacağız öncesinde ama aynen. Şey yapalım. Ben çünkü kullanma kullanma okumayı çok seviyorum. Ben hiç sevmem. Belli oluyor. Zaten dur bir dakika. Şimdi benim bu niyetim için biraz söyleyeyim sen istedim. Ya gerek yok buraya zaten. Şöyle tutacağım. Şuraya çıkacak. İlk ya bunu ben neden tutamıyorum şu an? Bakar mısın? Tamam. Şimdi bakıyorum şurada bir tane çıkartalım tamamen şimdi. Zımbırtı var. Bir de kutunun altında böyle köpük koruma şeysi kaldı. Başka bir şey yok. Tamam bu ızgara mı vardı bu tamam. Aynen orada bir de şey var. Izgara şeysi var. Bak bunu daha sonra oradan çıkartıp ayarız çaydan da bulur. Bu alttan şey koyarız. Ne? Reşo yakıtıyla beraber. Reşo. Aynen. Tamam şimdi bu yüz kapak çıkıyor mu ya? Oğlum ben hiç airfryer inceleme videosu izlemedim. Bu bizim şey nem makinesine benziyor. Yok nem ya. Makinesi. Nemlendireceği benziyor da. Tamam. Yani düz mantıkla gidiyoruz. Bunun bir şurada bir koruma bandı varmış. Bunu hep şu altına bandı varmış. Aynen. Şimdi ay üstüme de yapışmış. Hazır mısın? Hazırım. Kutumdan büyük şiş çatısı yapalım. Tıp tıp. Açıklı. Yararın. Yani arkadaşlar 3,5 litre demiş de biz buna 2 kişi falan işte bulursun. 2 kişi için çok ideal ya yani. Aynen. Philips'in şeylerini... Tavuk var mı şu etrafta? Şu ekler versene bak orada. Orada nasıl ekler ha? Çok ya işte üstte olmayan ekler işte. Yani bu ekler... Oğlum bu yenilebilir misin? Bu ekmek gönderiyor mu? Yani şöyle ki... Bir kilo tavuk pişer bunda. Aynen. Mutfaksana yalnız. Şey yapacağız zaten. İçinde tabii ki üründe pişireceğiz. Ama şöyle genel görüntü itibariyle bakalım dedik. Çıkıyor sanırım bunun altındaki şey. Temizleniyor zaten. Aynen. Bu çünkü ben şey atılıyor diye görmüştüm. Makineye. Ne atılıyor? Bunu makineye atıyorlar herhalde değil mi? Bulaşık makinesine. Ya da şu plastiği mi atmıyor? Bir şey atılıyor da ben bunu gördüm de. Şu kenarındaki şeyler çıkacak olabilir bence. Yok yok onlar çıkmaz ya. Ha. Tamam iç adresi de bu kadar. Sonrasında onu çıkartıp bunu koyuyorsun. Aynen çay kaynıyor boyasın. Şu şekilde kullanabiliyoruz. Aynen bir o şeye takayım bir. Şuradan şu ekrandaki şeyleri de göstereyim size. Bunu daha efektif kullanabilmek için Xiaomi'nin uygulamasından bakarak kurmak, kullanmak daha güzel olur. Kapıştırırız sonra.
Yani ben açıkçası zaten bu patates için düşünüyorum. Belki biraz da tavuk. Başka? Boyut aslında... olarak çok büyük değil. Aynen. Çok daha kaplamaz. Sadece kaplar mı? Yok. Ben bunu buraya takabilecek miyim? Biraz daha çekersem evet. Aynen. Azıcık yaklaşabilir misin? Şey varmış şimdi. Priz kurmalı var. Priz kurmalı var. Aa tabii o. Taktık. Açma düğmesine baktık, bastık. Mi simgesi şey geldi. Manuel de şu an. Sıcaklık ayarını, zamanı ve durdurmada da çok fazla opsiyonunuz yok. Zaten bir şeyleri pişirirken de kendiniz deneyimleyerek bulmanız gerekecek. Bunda yazmıyor mu üstünde şu bu diye? Tavuktur, patatestir. Şu an hiç inceleme videosu izlemediğim için saçmalık şey yapıyorum. Bence olması lazım. Fikriniz var mı? Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Biz de aslında aldık ama bakmadık. Bize de bu ürünü doğru inceleyebileceğimiz linkler atarsanız seviniriz. Aynen. Bu şey heh, gibi oldu. Tamam. Heh. French fry. Bunun dilini değiştirelim. Türkçe mi yapacağım? Bunun dilini Türkçe yapalım. Benim kardeşim çünkü İngilizce de birazcık sıkıntılı olduğu için. Tamam. Chicken. Tavuk. Chicken yiyelim. Tavuk. Chicken yapın. Steak dediği et zaten. Hani şirin biberle bilmiyorum. Vegetable, cake, dried fruit, meyve kurutma, schedule, zamanlama. Bu odada ayarlara giriyor musun? Tamam, ayarlarım bitti artık. Ayarlara girip bunu Türkçe yapalım ya. Var mı? Türkçe var, var mı bilmiyorum ben. Yani tamam, ne language. O? Direkt. Oha. Çabuk da. Ah, aha ya işte aha, bu ya. Tamam, bu saatten sonra çözüyoruz artık. Tamam, yani, birisiniz var. Gerizekalı değilsek. Tamam. Yorumlara yazmaya gerek kalmadı. Tamam. Şimdi patates kızartmasıymış. Kızartma yapıyormuş. Tavuk kanat. Balık. Biftek. Kare kesmiş diye. Normal. Hem fakiriz hem cahil gerçekten. Hem fakirin bizi. Sebzeydi, vegetable zaten. Kek. Bizim onunla işimiz yok zaten. Gerçekten ya. Şimdi standarttan tavuk kanada gelelim. Malzemeler tek kat çift kat diye şeklinde yapmış. Yani şeyde kuş ızgarayla kullanarak yapabildiğiniz için çift kat dedim. Aa, yanlış tuşa bastık yani ya. Kaç tane tuş var, bir tane mi? Bir tane var, onu da yanlış basıyorum zaten. Şimdi bu Wi-Fi uygulaması, yani Wi-Fi özelliği var zaten. Uygulamayı da kurup ondan sonra onu bir farklı videoda gösterelim. Şu an çünkü ya da bekleyin bir dakika. Ha, telefonu da tanımadım. O yüzden yapamadım. Bizde zaten süpürgenin şeysi vardı ya. Tamam. Sen yani süpürgeyi de şöyle mi kullanıyoruz biz? Evet. O yüzden... tamam. Bifteye geldim. Ha, çok büyük değil ya. Öyle çok şey yer kaplamadı. Ha, duraklat dediği zaten şeymiş yani. Şey bir duraklat şemeyi bekletmek. Aha. Bunu duraklatmak için muhtemelen 3 saniye basıp tutacağız galiba. Ya zaten Türkiye'de ne 3 saniye basıp tutsan ya kapatıyor ya resetliyor. Durmadı. Durmadı mı? Neyse, kullanma kılavuzuna bakarız, o problem değil. Biz de burada bir böyle bir patates tavuk bir şey yapalım. Size de pişirme şeyini gösterin. Betlem olurken konumun hava kötüsü geçiyoruz. Tamam, Mi Home uygulamasından bunu aslında uygulamada yapmak çok daha mantıklı. Şu an mesela burada Wi-Fi ışığı yanıp yanıp sönüyor, gözüküyor bilmiyorum ama bu bağlantı beklemiyor. Yani zaten cihaza bağlamanız gerekiyor. Mi uygulamasında da bunu aslında bağlamak çok kolay. Onu da farklı videoda gösteriyor olmaya çalışırız yani. Şimdilik böyle. Yani bize de daha düzgün inceleyen varsa aşağıya linke bırakırsanız seviniriz. Aydınlatın. Ay, biz de öğrenmiş olalım gerçekten. Aynen, silikon kağıt burada da parkta da bir şey yok zaten. Şurada ha, arkadaşlar şuna dikkat edin lütfen. Şu tarafın arka tarafında sağında ve solunda havalandırmanın yani içerideki sıcak havanın çıktığı yer var. Bunu kapatmayın lütfen. Etrafınızda ya da yani şey yapmayın, plastik koymayın. Eritebilir yani, yanmaz ama çok sıcaktan eritebilir. Yanına böyle soğusun diye dışarıda bıraktığımız tatlı olursa tatlının içinden geçebilir.
Ona dikkat etmek lazım. Önceki menüye dönmek için 5 saniye basıp tutmuyormuş şurada. Basalım. 1, 2... Dönemedim. Ben burada bulayım gene. Gene açayım. Aynen kapatıp açayım. Önceki menüye dönmek için 5 saniye basmana gerek kalmaz mı? Manuel diyorum. Ha, bu sırada yani içindeki standart şeylerin üstünde de sıcaklığı vesaire kendiniz ayarlayıp devam edebiliyorsunuz. Burada 180 derece ideal kek pişirme derecesi diyebiliyorum. 15 dakikaya kek pişmez. Bunu bir 25 dakikada çok yiyor. 15 dakika. Tamam 20 dakika dedim. Şu an çalışmaya başladı. Kenarlarındaki hava filtrelerinden gelen ses bu da. Yani şu an içerisi soğuk olduğu için çok şey yapmayacak. Bu zaten şu an şeyde. Şu an durdu. Çok da zor değilmiş yani gerçekten. Atladı böyle ya. Şu anda da devam ediyor. Daha fazla sıçık kanalımıza abone olmayı.